önceden görülüyordu. Öte yandan da ya son dakikada bir şey olur mu gibi senaryolar dolaşıyordu. Ama işte yaklaşık 5 dakika 10 dakika önce Başkan Biden'ın açıklaması güçlü bir dille jenosit olduğu vurgulanıyor. Amerikan halkının bu 24 Nisan'da başlayan jenosite kaybolan bütün Ermenilerin acısını paylaştığı, saygıyla andığı dile getiriliyor. Öte yandan bu tür olayların, bu tür jenositlerin önlenmesi için ya da yenilenmemesi için çalışmalar yapılacağı söylüyor. Yani bir güçlü bir dilde bu açıklama var. Yani bunu önceki bir konumuz da belirtti. Önemli bir açıklama. Başkan Biden daha önce kampanya sırasında söz vermişti bunu. Jenositi tanıyacağına da söz vermişti. Gerçi söz veren başkan adayı ilk değildi kendisi. Birden fazla aday söz vermişti ama başkan olduklarında bunu dile getirmemişler. Yani o sözlerini yerine getirmemişlerdi ama Biden biraz kendisini farklı kılan bir konum var. Buradan gözlemlediğimiz Biden biraz yani belki yaşı itibariyle belki bunca yıldır mücadelesinin verdiği tecrübeyle, aklı selimle biraz farklı bir konumlanmak istiyor kendisini. Bu biraz işte ezilen, güçsüz, underdog dediğimiz İngilizce'de yani daha mazlumun yanında yalan bir siyaset izleyecek gibi bir izlenimimiz vardı. Bu açıklamayı da biraz böyle okumak lazım. Yani tarihte daha üvey evlat muamelesi görmüş ya da kendilerini yeterince ifade edememiş, kendi mücadelelerini aktaramamış halkların biraz savunucusu olacağı gibi bir beklenti vardı. Bunu biraz böyle okumak lazım. Bu karar yani genelde Amerikan kamuoyunun desteklediği bir karar. Zaten Kongre'nin almış olduğu karar vardı daha önce. Amerika gibi bölünmüş kutuplu bir toplumda her iki partinin de desteklediği bir karardı. Soykırımın tanınması. Yani Biden biraz da bunu da yapmış oldu. Kamuoyunda var olan Kongre'nin desteklemiş olduğu, kendisinin de kampanya sırasında söz verdiği, Biden'ı da şöyle hatırlayalım bir de. Yani Trump'la karşılaştırdığımızda Biden siyasetin kurtu, siyaseti bilen, yaklaşık 40 sene yakın senatörlük yapmış, senatörün dış ilişkiler komisyonu başkanlığı yapmış, 8 sene başkan yardımcılığı yapmış, dünyayı tanıyan, dünya siyasetini tanıyan, ne olup bittiğini çok iyi bilen bir devlet adamı, bilen siyasetçi. Yani bu jenosidi kabul etmesi de biraz bu açıdan bir bütün olarak bakmak lazım. Öte yandan senin belirttiğin gibi operasyonla ilgili söylemek gerekirse de yani Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a olan rahatsızlığı biliniyor Washington'da. Bunu birçok defa belirtti kendisi. Zaten düne kadar görüşme olmayışı da bunun bir göstergesi. Ve ilk görüşmede de kendisine tanıyacağız demesi de yani hem görüşmenin ne kadar geciktiği, görüşüldüğü zaman bile neler, hangi konunun gündemde olduğu anlamak açısından önemli. Yani burada Erdoğan'a ve Erdoğan hükümetine bir tepki çoktan beri ver. Biden'la da bu doruk noktasına ulaşmış durumda. Trump zamanında biraz bireysel ilişkilerle sürdürülen ilişki Biden'la tamamen durduruldu. Ve Biden'ın tepkisi görülüyor. İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye karşı tutumun daha da sertleşeceğini söyleyebiliriz. Yani demin bahsettik Kongre'nin jenositi soykırımı tanıma kararının her iki partinin ortak kararı olduğunu ve bu çerçevede Türkiye'ye yönelik, Türkiye hükümetine yönelik tepki zaten uzun süreden beri mevcut. Yani klasik anlamda Türkiye'yi savunan insanlar bile son yıllarda köşesine çekilmiş durumdalar. Çünkü rahatsızlık çok fazla. Bunu hem Dışişleri Bakanlığı raporlarında hem yıllık yani raporlarda görüyoruz. En son işte Rojava'lı Kürtlerle olan ilişkiler, S-400 Rus füze sistemi alımı konusundaki problemler, F-35 jetlerinin patriot füzeleri, yani birçok konu zaten sorunlar yaşanıyordu. Bu biraz daha çok Trump zamanında Kongre'nin kararına rağmen Trump bekletiyordu. Yaptırım uygulamasını işleme sokmuyordu. Biraz bireysel ilişkilerle yürüyordu ama Biden'la hem Amerika'nın klasik devlet
kimliği öne çıkmış oluyor. Yani bunu derken de işte dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler, uzmanların yürüttüğü siyaset ve yeri geldiğinde ceza uygulamaktan kaçınmayan, örneğin Rusya'ya olduğu gibi Biden'ın işte geçen hafta hatırlarsın Ali, sen de Rusya'ya arttırdığı yaptırımları, hı hı, ve bunu bir işaret olarak da gösterdiğini söyledi. Yani aslında bunun var olan duruma yaptırımın çok daha ağır olması gerektiği, ama şimdilik durumu daha da sertleştirmek açısından burada durduğunu belirtti. Yani Türkiye'nin de bu tür yaptırımlara maruz kalacağını görmek çok zor değil. Çünkü var olan ciddi sorunlar var. Bu ciddi sorunların bir tarafın mevcut pozisyonu değiştirmesiyle mümkün çözülmesi. Amerikan kanunlarına göre Türkiye'nin Rusya'dan silah alımı bir ceza gerektiriyor. Amerika'nın YPG ile ilişkisi, Suriye Kürtleri ilişkisi çok önem taşıyor kendisi açısından. Çünkü IŞİD gibi bir küresel bir sorun var. Örneğin işte Ermeni soykırımı, bütün kamuoyunun desteklediği, kongrenin desteklediği bir karar. Yani Amerika Biden'la birlikte hem işte özgüven hem müttefikleriyle ilişkileri özgüven yakalamış durumda. Geriye kalıyor Türkiye'nin mevcut durumu, konumunu düzeltmesi, değişikliğe gitmesiydi. Zaten burada var olan temkin dediğim, acaba Türkiye son anda hamle yapar mı? Örneğin S-400 ile ilgili Amerikan hükümetini memnun edecek bir adım atar mı gibi senaryolar konuşuluyordu Washington'da. Hı hı. Ama yani Türk hükümeti yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda onlar da kendi pozisyonlarında bir değişiklik gitmeyecek gibi görüyor. Ama yani Washington'da Biden'ı bilen, yakından tanıyan gazeteciler, bizlerin gördüğü bu tonun daha da sertleşeceği. Çünkü Biden Erdoğan'ı Orta Doğu'da bazı sorunlarına sorumlu görüyor. Trump'ın siyasetinin Erdoğan gibi, Putin gibi liderleri güçlendirdiğini söylüyordu birçok defa. Kendisinin buna bir set koyacağını, buna izin vermeyeceğini söylüyordu. Yani bu açıdan bakıldığında durum biraz bu. Belki yani bir sonraki sorun neyse ona da devam edemez, ama şimdilik buradaki hava bu. Hı hı. Evet. Çok teşekkürler Mutlu, yayınımıza katıldığın için. Hemen sıcak bir şekilde bu açıklamayı yorumladığın için bilgiler de gelmeye devam ediyor. Ben o bilgileri de paylaşacağım izleyicilerimizle. Çok teşekkür ediyorum Mutlu Civiroğlu. Evet, bilgiler geliyor demiştim biraz önce. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından Biden'ın yayınladığı bu açıklamayı